Evet sevgili izleyiciler, yeni bir bilgilendirme videomuzda yine karşınızdayız. Bugün sizlere araçlarımızın sabahleyin nasıl çalışır veya çalışmıyor, onun hakkında bilgiler vereceğim sizlere. Bu bilgilerle faydalanmanızı sağlayacağız. Şimdi işimize başlıyoruz. Evet, araçlarımızın sabahleyin marşa bastığımızda çalışmama sebeplerinden başta ilk aklımıza gelen aküdür. Kış aylarında özellikle akülerin bomeleri düşme yaptığı için veya içindeki plakaların sertleşmesinden dolayı akülerimiz zayıflayabiliyor. Bunun için yapmamız gereken bazı kurallar var. Öncelikle eğer akümüzün bomesi düşmüş, akümüz basmıyor ise bunu bazı araçlarda ve modellerde dışarıdan takviye sistemiyle çalıştırabiliriz. Yani dışarıdan bir güç vererek, mevcut aküsüne dışarıdan bir güç vererek çalıştırabiliriz. Bunu nasıl yaparız? Aracımızın eksi kutbu ve artı kutbuna diğer akünün eksi kutuplar birbirine karşı gelecek şekilde, artı kutuplar birbirine karşı gelecek şekilde takviye kablosu dediğimiz maşalı kablolarla yardım alabiliriz. Bunun dışında ikinci olarak şu var. Eğer öyle bir imkanımız yoksa aküyü değiştirme gibi bir zaruret doğacak. Aküyü değiştirmemiz için de aküyü değiştirirken de özellikle dikkat etmemiz gereken kurallar var. Aküyü sökerken şuna dikkat etmeliyiz. Öncelikle akümüzün eksi kutbunu söküyoruz. Neden öncelikle eksi kutbunu söküyoruz? Eğer önce artı kutbunu sökersek artı kutuptan diğer şaseleme dediğimiz bölgelere kullandığımız aletin metal olmasından dolayı şase yapabilir. Eksi kutubumuzu eksi kutubumuzu çıkarttık. Öyle bir riski ortadan kaldırdık. Daha sonra artı kutubumuzu söktük. Daha sonradan bu araçların akülerinde akü sabitlemeleri vardır. Güvenlik açısından akü oynamaması için. Oradaki bağlantıyı söküyoruz. Akümüzü değiştiriyoruz. Takarken tam ters işlem yapıyoruz. Önce artı kutubu sıkıyoruz. Öncelikle. Yine aletimiz metal olduğu için sağa sola değip şase yapmasın diye. Daha sonradan eksi kutup başımızı sıkıyoruz. Akülerimizde şöyle bir özellik vardır. Bunlar geri dönüşüm sayesinde tekrar araçlarımızda kullanılabiliyor. Ama tabii bunu kendimiz yapamıyoruz. Fabrikasyon bir sistemle, teknolojik çağa uygun sistemlerle bunlar yeniden dönüştürülebiliyor. Akümüzde sıkıntı yoksa sevgili izleyiciler, şunlara dikkat edebiliriz. Akümüzün üzerinde veya akümüze yakın kısımlarda sigorta tablolar olur. Buraları kontrol ediyoruz. İkinci bir olay şu, akülerimizin kutup başları oksitleme yapar. Bu oksitlemeleri temizleyerek de akümüzü kontrol edebiliriz. Bunu temizlemenin en kısa ve kolay yolu şudur. Şekerli suyla bir şerbet yapıp, sıcak suyla şerbet yapıp bunların üzerine dökersek oksitlemeyi alacağı gibi daha sonra da oksitlemeyi geciktirir. Yani uzun bir süre koruma sağlar. Eğer usta gözüyle bakacak olursak akü üzerinde ohmmetre dediğimiz bir aletle akü şarjını ölçebiliriz. Tabii bunları siz yapamazsınız. Buna usta, profesyonel bir ekip ve alet gerekiyor. O yüzden siz bu işin kısmıyla çok uğraşmayın isterseniz. Akümüz sağlam, akümüzde hiçbir sıkıntı yok ki şüphelendik, takviye yaptık veya takviye yapamadık, akümüzü değiştirdik, aracımız yine çalışmıyor. Onlar da şunlar olabilir sevgili izleyiciler. Akümüzün kontrolü bittikten sonra aracımızda yakıt problemi olabilir. Mesela araç benzinli ise, mesela bu araç 1.6 cc motora sahip bir araç, benzini bitmiş olabilir. LPG'li ise LPG'de bir sorun olabilir veya LPG'si bitmiştir. Bu tarz araçlarda, benzinli, LPG'li araçlarda, ortak yakıt kullanan araçlarda genellikle şu sıkıntıyı yaşıyoruz. Aracımızın deposunda benzini bittiği zaman
motora benzini pompalayan elektrikli bir santrafüj pompa vardır. Benzin bittiği zaman o pompa arızalanıyor. O pompa arızalandığı zaman ilk önce bu araç benzinle çalışacak. Motor ısısı 30-35 derecelere geldiği zaman otomatik olarak LPG'ye geçecektir. Eğer aracımızda benzin bitmiş ise LPG'ye geçmez. O yüzden de aracımız çalışmaz. Şayet benzinimiz var, benzin pompamız çalışıyor, benzin geliyor. Araçta ne olabilir? Ateşleme sıkıntısı olabilir. Buji kablosu, bobin gibi arızalar. Mesela bu aracımızın bobini arızalıydı. Ateşleme sisteminde sıkıntı vardı. Biz bunu değiştirdik. Aracımız sabahleyin çalışmıyordu. Hatta ısındığı zaman da çalışmıyordu bazen. Evet, şurada bir parça. Bunu değiştirdik. Daha sonra aracımızı da çalıştırdık. Efendim, aracımıza bindik. Evet, bu aracımızda kontrollerini gittiğimiz zaman bu araç müşterimizin evinin önünde çalışmamış. Aküsünü kontrol ettik. Sigortalarına baktık. Detaylı bir inceleme yaptıktan sonra arızanın aküden olmadığını gördük. İş yerimize getirdik. Araç tabii çalışmaması elektronik ateşleme bobininden çıktı. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor sevgili seyirciler. Marşa basıyor ise şayet, yani kontağı çevirdik, marş basıyor. Araç çalışmıyor ise bir ustadan, otoservisinden yardım almanız gerekiyor. Bunları siz yapamazsınız. Ki yapmak isteseniz dahi ona göre takım ve teçhizatınız yoktur. Biz bu aracımızı getirdik, gerekli kontrollerini yaptık. Aracın arızasının bobinden olduğunu gördük ve şimdi aracımızı çalıştırıyoruz. Evet, şu an aracımız çalıştı. Arızamızı giderdik. Evet, aracımızı kontrollerini yaptık, çalıştırdık, sesini duyduk. Şimdi müşterimiz aracına binecek, güvenli bir sürüş yapabilmesi için size kısa bilgiler vereceğim. Çünkü toplumumuzda şöyle bir algı var. İşte ben aracım şöyle şu kadar paraya aldım. İşte 500 bin liralık araba, 1 milyonluk araba. Sevgili izleyiciler, aracımızın bedeli ne olursa olsun, bütün araçlarda mekanik kısım 3 aşağı 5 yukarı birbirinin benzeridir. Onun için size kısa bir bilgilendirme yapacağım. Ne yapmamız gerekiyor, nasıl araç kullanmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında bilgi vereceğim. Daha sonradan vedalaşacağız. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi güvenli sürüşten bahsettik, güvenlikten bahsettik. Şimdi şu görmüş olduğumuz parça plastik, bakın. Şu parça plastik. Daha sonra aracımızın direksiyonuna, tekerlerine yön veren, direksiyondan yön veren rot kolları dediğimiz şu parçayı görüyorsunuz. Bakın kaç milim? Yaklaşık 12 milim civarında bir parça. Bu aracımız isterse 500 bin liralık araç olsun, isterse 20 bin liralık araç olsun. Hiç fark etmez. 50 bin liralık araçla 500 bin liralık aracın arasında bu rot mili en fazla 2 milim, 3 milim fark eder. Malzeme kalitesi de çok çok aman aman öyle kalite farkı yoktur aralarında. Şu gördüğümüz rot başı dediğimiz parça, bakın görüyorsunuz tutan vidanın ucunu 12 milimdir. Daha sonra şunlara bakın. Bunlar rotil dediğimiz aracın ön düzeninde direksiyonun ve süspansiyonun hareket etmesini sağlayan parçalar bunlar. 8 metrik dediğimiz, yani 8 milimetrelik bir vida ile rotillerimiz tutuyor. Onun için araçlarımızı kullanırken sizden istirhamım ki ailemizin, kendimizin güvenliği için araçlarımızı kullanırken lütfen aşırı sürat yapmayalım. Aşırı sürat sonucunda bu parçaların ne zaman ne yapacağı belli olmadığı gibi Allah esirgesin, çoluğumuz çocuğumuz evde bizi bekler. Ve şunu söyleyeyim sizlere, araçlarımızda şimdi şurada bir, bakın hazır aracı kaldırmışken gözüme çarptı, size bunu da ifade edeyim. Bu karter dediğimiz motorun alt yağ
deposudur. Karter. Bütün araçlarda karter muhafazası olur şu şekilde. Burada genelde bu parça saç metalden olur. Şimdi bu aracımızda bu parça yok, sökülmüş ve müşterimiz büyük bir ihtimal ya kaldırıma çarptı ya bir taşa çarptı. Burada görüyorsunuz şu yaralanmayı. Bu yaralanmayı aldıktan sonra motorun içinde yağ kalmaz ve motorumuza ciddi anlamda zarar verir. Siz değerli izleyicilerimiz, eğer araçlarımıza bu karter muhafazasını altına eldiğimiz zaman görebiliriz. Yoksa en kısa zamanda karter muhafazası taktırmalarını tavsiye ederim. Şimdi biraz aracın arka tarafından sizlere yürüyen aksamda arka taraftan kısa bilgiler vereceğim. Aracımızın görüyorsunuz bunlar fren sistemi. Şimdi bütün araçlarda fren sistemi %100'e yakın birbirinin benzeridir. Şöyle göstereyim. Burada fren balataları dediğimiz balatalar vardır. İçlerinde diskler vardır. Şuradan gösterelim diskleri. Şu şekilde. Bakın şu parlayan kısım aracımızın fren diski. İki balata bu diski sıkıştırarak durur. Yani aracımız ne kadar ABS fren sistemine sahip olsa da o sıkıştırmanın sonucunda tutacaktır. Şöyle tekrar bu tarafa geldiğimiz zaman şuradan sevgili izleyiciler. Şimdi şu aracımızın fren hortumu görüyorsunuz. Bunlar kaliteli kauçuklardan yapılır ama her ne kadar yani yüksek kalite kauçukta kullanılsa bunlar patlayabilir, çürüyebilir, yırtılabilir. Aracımızın güvenliği açısından bunlar da çok önemli. Bu bütün araçlarda yani binek otomobil diye tarif ettiğimiz küçük araçlarda veya ticari araçlarda, SUV tipi araçlarda, arazi tipi araçlarda hepsinde bu şekildedir. Onun için araçlarımıza bindiğimiz zaman lütfen bunları dikkate alarak binelim. Sizleri korkutmak istemem ama bu bir gerçek. Araçlarımızın lastiklerine de dikkat edelim diyorum. Teşekkür ediyorum sizlere. Evet sevgili izleyiciler, yeni bir sanayi günlüğü videomuzun da sonuna geldik. Sizlerden ricam kanalımızı beğenmeyi unutmayalım. İyi veya kötü yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah bizi takip edin. Önümüzdeki haftalarda inşallah sizlere sanayi günlüğü konusunda yeni videolarla, farklı bilgilerle karşılaşacağız. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler.